Bugün malum konu. Sinan Aygün bir basın toplantısı vardı. Uzunca da bir basın toplantısı oldu. Bu 25 milyon rüşvet istendiği iddiası. Tabii daha sonra kendisi basın toplantısında 25 milyon lira rüşvet istenmedi ama okul için bu para lazım denildi dediler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugünkü açıklamayı bir kere izlemişsinizdir muhtemelen. Evet, evet maalesef. Yani ben ifade edemiyorum artık. Söyleyeceğim söz çok da. 2-3 gün evvel dilekçeyi veriyorsunuz. Kamuoyunda benimle hiç görüşmediğiniz halde Mansur Yavaş ve rüşvet, belediye meclis üyeleri ve rüşvet konuşulmasını sağlıyorsunuz. Kaset açıklayacağım, ses kaydı açıklayacağım diyorsunuz ve arkasından Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri açıkla diye ağzına geleni saydırıyor ve kuru kuruya ondan sonra çıkıyor diyor ki benden okulun parasını istediler. Okul ne peki? Daha önce bu rant verilirken, bu büyük rant verilirken, haksız kazanç verilirken, haram mal verilirken kendisine demişler ki bir okul yap. O okulu da yapmamış. Daha sonra diyor ki işte de mahkeme iptal etti, ne yapayım ben yapacaktım diyor. Ne olursa olsun ahlaki olarak size bir rant verilmişse yanlış hadise ama rant verilirken de okul yapmış diyorsanız, okul yapmadıysanız onun bedelini götürüp zaten belediye vermiş olmanız gerekirdi. Dolayısıyla ortada anladığım kadarıyla giden meclis üyelerinin abi okulu bile yapmamışsın sen lafı geçince özellikle kendisi konuşturmak istiyor. Yani o meclis üyelerini davet eden kız kardeşi oraya yani bir şeyi konuşmaya giden filan da yok. Ve arkasından daha sonra benimle görüşmek istiyor. Benden önce hukuk müşavirimizi aynı gün arıyor. Ne oldu diyor istinaf işi diyor temize gitme işi. Kendisine diyor ki hukuk müşaviriniz, belediye başkanımız kesin kararlı istinafa gitmeyecek diyor. Dava kendisi yazdı bunu, kendi şikayet dilekçesinde var. Daha sonra diyor Mansur Yavaş'a ulaşmak istedim ama ulaşamadım diyor ve arkasından bakın görürsünüz diyor onu şikayet edeceğim, savcılığa vereceğim. Ben de kendisinin bundan haberi olunca mesaj atıyorum elinden gelen ardına koyma. Evet. Harama geçiş yok bu belediyede diyorum ve götürüyor dilekçeyi bu şekliyle veriyor maalesef. Ama insan birazcık utanır. İnsanlar namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle bu kadar oynanmaz ama çok pişkinler. Hiçbir şey olmamış gibi de bunları anlatıyorlar maalesef. Peki mevzuat açısından baktığınız zaman istinafa başvurma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın istinafa başvurmama gerekçesi nedir? Yani neden böyle onu bir yol söyleyeyim. Mahkeme zaten 1,5'a indirmiş. Yani yapılacak inşaat seviyesini emsali düşürmüş. Buna da belediye meclisi oy birliğiyle daha sonra yani Gökçek döneminden sonraki belediye meclisi oy birliğiyle onamış. Yani oy emsalı kabul etmiş. Ben istinafa neden gideyim? Yani belediyenin bir menfaati yok. Ankara halkının da menfaati yok. Çünkü Danıştay'ın özellikle bir vurgusu var. Diyor ki siz buraya bu kadar inşaatı yaptırırsanız Eskişehir yolu felç olur diyor. Evet. Yani Ankara'nın bağrına bir kazık çakıyorsunuz. Yani böyle bir görüntü var. Dolayısıyla bizim böyle bir hukuksuzluğa geçit vermemiz mümkün değil. Bir de bir anlamda sanki Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı daha önceki kararın arkasında duruyorsunuz yani siz. Evet, onu da söylemek evet, yani. Onu şunu demek istiyor. Sen diyor istinafa gönder ben orada hallederim. Halbuki bilmiyor paranın geçmediği, gücün geçmediği yerler var. Artık Ankara'da özellikle hukuk ön planda ve üstelik Büyükşehir Belediye Meclisimizin arada tartışsak da bütün üyeleri hırsızlığa, ranta, kolay kazanca, haksız kazanca ve Ankara'nın bağrına hançer vurulmasına oy birliğiyle karşı çıkıyor. Bir irtikap ifadesi vardı bugün efendim takip ettiğimiz kadarıyla. Yani 25 milyon lira benden rüşvet istemediler ama bu rüşvet değildir ama irtikap diyebiliriz dedi. Yani, katılıyor musunuz bu yorumuna? Şimdi irtikapın ne olduğunu kendisi iyi biliyor. Yani bu tür şeylerle kavramları kendi iyi biliyor ama ben hukukçuyum. Kendisine sana rant veririz ama okul yaptırırsan denmesi de aynı şeydir meclis kararıyla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açılışta 18 aya ihaleyi alan ve 18 ayda bitireceğini taahhüt eden birisine 14 ayda bitireceksin demesi de aynı şeydir. Yani bunların hiçbirisi irtikap falan değildir. Sadece bu suçlamanın kendisi ahlaksızdır. O kadarını söyleyeyim. İnsanların işini yaptıramayınca Yavuz Sursuz gibi bastırmak amacıyla ve beni herhalde korkutacağını zannetti böyle dilekçe verince. Bir de ifadelerine dikkat ettiyseniz Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil de Mansur.
Mansur da değil. Bazı Mansur Efendi demeye başladı. Biz Mansur Efendi diye bana hitap edenleri seçim öncesinde gördük. Sandığa gömdüler. İnşallah bunu da diğer suçları ortaya çıktıkça bir gün tekrar cezaevine gömecekler. Evet, bu iddialar arasında efendim bir de bugün yine ifade ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde CHP grubuna davet edildi. Bu grup toplantısı 8 kişiyle bulunduğu toplantıda. Grup odasında 8 meclis üyesinin abi ne vereceksin diye kendisine sordukları. O da yani burası dinlenir, bana bunu nasıl sorarsınız diyerek toplantıdan ayrıldığı gittiği ifade ediyor. Siz bunu Hiç haberim yoktu. Olayın şöyle olduğunu bana duyurdular. Kız kardeşi belediye meclis üyesi olduğu için kız kardeşi zaten davet ediyor. Hı. Abimin işini yapın diye orada yalvarıyor adeta. Olay bu. Yani aile meselesini oraya taşıyor. Olayın hepsi bu. Okay. Bir de efendim bu sonuçta kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili. Siz hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçime girmiş ve seçimi kazanmış bir büyükşehir belediye başkanısınız. Parti içerisinde de bir denge sonuçta vardır diye tahmin ediyorum. Bir sıkıntı oldu mu parti içinde? Vallahi size yansıyan bir durum var mı en azından? Sayın Genel Başkanımızın da. Bir sonraki sorum da buydu efendim. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir temasınız oldu. Daha nasıl geçti? Oldu. Neler evet. oldu? Daha sonra da oldu. Biz halka bir söz verdik. Rozeti çıkarttık. Belediye hizmetleri esasında herkese eşit ve şeffaf davranacağımıza, haktan, hukuktan ayrılmayacağımıza söz verdik. Cumhuriyet Halk Partili olsa ne olur? Babamın olsa, oğlu olsa ne olur? Hukuk ne diyorsa o olur. Sayın Genel Başkanımızla durumu biz ilettiğimizde böyle bir durum var diyor. Kendisi de gitmiş zaten. Bana bize verdiği talimat hukuktan şaşmayın. Biz de hukuktan şaşmıyoruz. Mahkeme kararını uyguluyoruz. Bakın bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi daha önceden 3 defa önerge verdi. Bu inşaatı mühürleyin, bu inşaatı mühürleyin, bu inşaatı mühürleyin. İnceleme yaptık ve o tarihi mühürlemedik. Neden mühürlemedik? Çünkü mahkeme kararı elimizde yoktu. Saklanan bir mahkeme kararı var. Evet. Eğer bilseydik bunu daha önce biz mühürlerdik. Anlatabiliyor muyum? Bu arada fırsatçılık yapıp inşaatı büyütmüş götürmüş. Peki gelinen noktada ne olacak şimdi efendim? O kuleler şimdi hazır duruyor. Yani gelinen noktada olacak şey şu. Olayda daha Ankara'nın bilmediği çok şey var. Mesela, örneğin buranın gerçek emsali 5.44'e tekabül ediyor. Bu inşaatı nasıl, bu emsali nasıl aldınız? Neden nasıl aldınız? 2015'in Aralık ayında aynı yere başvuruyorsunuz. Biz bu kadar inşaat yapacağız diye. Belediye meclisi bakıyor, bunda gizli plan notları var diyor ve reddediyor. Evet. 7 ay sonra kime ne verdiniz, kimden ne taahhüt aldınız ki? Tekrar belediye meclisine getirdiniz ve 15 Temmuz'da bu olay geçti. Bu meclisten bu karar geçiyor. Tam da 15 Temmuz'dan. Önce bunun araştırılması lazım ve biz bu konuda açıkçası savcılığa başvuracağız. Bu kararı veren bütün belediye meclis üyeleriyle, İmar komisyonunda kim varsa hepsini savcılığa veriyoruz. Bunun bir arkasının çıkarılması lazım. Çünkü Sinan Aygün bir görüşmesinde ben AK Partililerle MHP'lileri hallederim, onları bana bırakın dediği gibi ben vereceğim parayı verdim. Okula mokula para vermem lafında belki de meclis üyelerine olabilir. O görüşmede de olabilir. Bu hitabı da söylemiş. Nereye para verdiyse. Bunun şahidi var mı efendim? Meclis üyelerine söylemiş. Yani yarın bir gün onlar da gerekirse açıklayacaklardır. Durum budur. O da yetmedi. Yüksek yargı mensuplarından birisi bir başka siyasi partinin grup başkanını arayarak, başkan vekilini arayarak eğer Mansur Yavaş istinafa gitmezse ceza alır diye tehdit ediyor. Bir Yargıtay üyesinin haddi midir bu şekilde rantlı bir işe bulaşmak? Bunun için bir büyükşehir belediye başkanını tehdit etmek. Biz zaten onlardan korkacak olsaydık. O kişiyle ilgili de, o Yargıtay üyesiyle ilgili de bir HSK'ya başvurunuz. Evet, duyuracağız. Onu da duyuracağız. Bu iş biraz daha farklı bir yere gidecek o zaman. Ya maalesef yani el atmadı, kimse kalmadı. Benimle görüşmek için onlarca kişiden haber gönderdi. Ben hiç kesinlikle görüşmedim. Hep uzak durdum. Bu konuları hiç de konuşmadım. Çünkü beni ilgilendiren bir tane şey var. Mahkeme kararı. Hı. Peki sonuç olarak o kuleler duruyor. Kuleler şimdi duruyor. Tabii bir inceleme yapılacak. Şu anda durduruldu. Tekrar bize müracaat etmesi gerekecek ama bu şekilde iftira atmasın, saldırmasının arkasında yatan gerçek çok basit. Şu anda hemen iktidar partisine yanaşıp acaba Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu ruhsatı alabilir miyim? Yani oradan ruhsat alabilmek için insanların namusuyla, şerefiyle oynamayı
hiç yadırgamıyor, alışmış demek ki, başka bir şey diyemiyorum. Evet. Ama şunu düşün, şunu görüyoruz. Son zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle ülkenin bazı yerlerine bu tür işlere hiç müsaade etmediği gibi zorla yıktırdı. İnşallah burayı da yıktıracak. Ya da gelecek tekrar bize 1,5 emsale göre, yani ilk plandakine dönecek, ona göre nereyi yıkacaksa yıkacak ve hiç olmazsa Ankara halkına saplanan hançerin bir kısmı çıkarılacak. Bakın, hileli davranışları var. Onlarla da ilgili araştırma yapıyoruz ve suç duyurusuna ayrıca bulunacağız. Nedir? Menfaati çelişen insanların avukatlığını tek bir avukat yapamaz. Evet. Yarın Togo ile o firma ile Sinan Aygün şirketinin arası bozulabilir. Veya belediyenin kendi yararı farklı olabilir. Şimdi bakıyoruz, Mimarlar Odası dava açmış. Firmanın avukatı, arsanın sahibinin avukatı aynı şahıs. Sinan Aygün'ün avukatı da aynı şahıs. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı da aynı şahıs. Böyle bir şey olmaz. Ve dolayısıyla 11 Nisan'da, yani biz seçildikten, yani görevi devir aldığımız 8 Nisan'dan 3-4 gün sonra verilen kararı bize duyurmuyor. 22 Mayıs'ta tebliğ alıyor. Bunların hepsi belgeli. Ve daha sonra tam Temmuz ayında belediye hukuk müşavirliğinin hayırdır bu davanın sonucu ne oldu diye WhatsApp üzerinden sorması nedeniyle kararı atıyorlar ve biz bunu temizle ettik diye sonucu o şekilde bildiriyorlar. Oysa bu karar bize bildirilmiş olsaydı biz bunu, hadi kararın tebliğ alındığı tarih olan 22 Mayıs'ın arkasından 23'ünde biz burayı mühürlemiş olacaktık. Duyurmadılar. Ne yapmış? Bu arada sürekli olarak inşaatı büyütmek suretiyle seviyeyi yükseltmiş ve kendisine müktesap hak oluşturmaya çalışmış. Şimdi bu kötü niyeti görünce ben bunun müktesap hak falan olacağına inanmıyorum. Nisan ayındaki ya da Mayıs ayındaki kararın verildiği tarihe bunun geri götürülmesi lazım. O tarihteki seviyeye indirilmesi lazım. İnşallah bunların hepsinin kararını alacağız. Ve aynı zamanda da suç duyurusunda bulunuyoruz. O zannediyorum o Büyükşehir Belediyesi'nde aynı şekilde avukat olan kişi hakkında da benzer bir işlem verdik savcılığa. Zaten verdik. Her gün yeni ek belge çıkıyor, onları da göndereceğiz. Bir de bir şey düzeltmek için ya da tam anlamak için 1.50 dediniz emsal. 2.10 olarak onaylamamış mıydı Büyükşehir Belediyesi? Ama sorun? İşte şeyi bozdu. Danıştay bunu bozduktan sonra Mustafa Tuna döneminde 1.5'ü oy birliğiyle onadılar. Şu anda yani emsal 1.5 olarak gidiyor. Sinan Aygün diyor ki ben 2.1'e göre aldıydım. Şimdi de inşaatım %70 olduğu için bana dokunmayın. Ben artık diyor hak kazandım diyor. Halbuki Nisan ayında bu kararı bize bildirse, kendi biliyor her şeyden evvel. Bugün basın toplantısında bana ne falan demiş. Bildiren siz biliyorsunuz. Ahlaki bir durum mudur? Yani yolda bir para buluyorsunuz. Bunun sizin cüzdanınızdan düştüğünü gördüğü halde bulmuş gibi cebine koyup gidiyor. Bundan hiçbir farkı yok ki. Siz biliyorsunuz. Ve koştur koştur inşaatın seviyesini yükselttiniz. Savcılığa başvuracağız bununla ilgili. Bir de efendim bugün sizin suç duyurunuz vardı. Orada şahsen bana mesela ilginç gelen, ben farklı bir alanda bir başvurunuzu beklerken terörizmi finansman hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmekten başvuruda bulundunuz. Bunun gerekçesi nedir? Bir de başka bir başvurunuz daha olacak mı ileride? Evet. Şimdi öncelikle hakaret davası. İnşallah takipsizlik kararı çıktıktan sonra da iftira davası açacağız kendisine. Yani insanların namusuyla, şerefiyle oynayamayacağını, bu kadar kolay oynanmayacağını bedelini ödemesi lazım. Yani hem hukukçu olarak hem insan olarak sonuna kadar peşine düşeceğiz. Para falan kurtaramayacak onu. Diğer konuda yaptığımız olay da şudur. Bugün devletin şunu yapması lazım. Daha 15 Temmuz'un ertesi günü şehitlerin kanı kurumadan, o kadar mağdur insan varken ertesi gün tapuya kimler gitti? Bunların hepsinin hesabının çıkarılması lazım. Kimler neyi devretti? Hangi hisseleri kardeşine şuraya buraya devrettiler? Bunların açığa çıkarılması lazım. Ticaret Sicil Gazetesi'nden hepsini çıkarttık. Hangi şahıs ne zaman yurt dışına kaçmış ve ondan sonra vekalette hangi mallar devredilmiş, bunların listesini Cumhuriyet Savcılığına verdik. Evet, ben FETÖ'cü değilim diyor. Evet, FETÖ'cü olmayabilir. Ergenekon'dan zarar gördü. Oraya kadar eyvallah. Ama ondan sonra Çukur Ambar'da gördüğünüz bütün binaları yapan ve terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen imar uygulamaların arkasında kendi ortakları var. Ömer Akgül var. Evet, zaten Ömer Akgül var. Üzerine kaç tane tapu vardı çıkarılsın.
Ankara Büyükşehir'den bunların kaç tanesine imar rantı verilmiş, bunlar çıkarılsın. Zaten bir dosya hazırlıyoruz. Meclis üyemiz Ertan Işık'ın verdiği önergeye göre 150'ye yakın terör örgütünün finans sağladığı iddia edilen ve Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkarıyoruz ve tüm sorumlular hakkında teröre finansmandan dolayı şikayette de bulunacağız. Kaç kişi olacak efendim sorumlular? Önce bu imar artışına karar verenler, bunu meclise getirenler olacak. YouTube kanalımıza abone olun.